Evet, şehirlerden gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Şimdi İskenderun'a uzanıyoruz. Emre Kol orada, muhabir arkadaşımız. Sevgili Emre, sanırım bir enkaz çalışmasının oradasın. İskenderun'a çok geç geldiği söyleniyor çalışma ekiplerinin. Nedir acaba bize aktaracağın son dakika akşam saatlerinde? Evet Dilara Gönder, İskenderun'da çalışmalar tüm hızıyla, enkazın içerisindeki hayatları kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Öğle saatlerinde size bağlandığımızda bir hastanenin yoğun bakım ünitesinin yıkıldığını belirtmiştik. Şu anda da İskenderun'da en azından 100 adet binanın yıkılmış olduğunu söyleyebiliriz. İşte onlardan biri, hemen gösterelim, AKUT ekipleri, AFAD ekipleri şu anda canla başla bir kişiyi daha kurtarmak için, bakın, bir halat hazırlıyorlar. Çünkü orada 4 kişinin canlı olduğu bilgisi ellerinde ve yaklaşık 2 saattir temas halindeler. Birazdan onu kurtarmaya çalışacaklar. Peki dışarıda da endişeli bekleyiş devam ediyor. Umut dolu bekleyiş aslında. Çünkü sesleri duyulduğu için yakınları var. Bakın bu beyefendinin içeride kuzenleri var değil mi? Evet, kuzenim, eniştem, yeğenlerim, iki yeğenim göçük altındalar. Çıkarılacak inşallah. Umutla bekliyoruz. Seslerini sabahtan beri alıyoruz. Biz müdahale ettik. AFAD ekiplerine yardım ettik. AFAD ekipleri de ellerinden geleni yaptılar. Bu arada başından da kendisi de deprem sırasında yaralandı. Şöyle gösterelim. Ama buna rağmen bu yoğun yağmur altında akrabalarını kurtarılmasını bekliyor diğer kişi de. Benim de kuzenlerim ve inşallah kurtulacaklar. İnşallah. Umutla bekliyoruz. Burada umutlu bekleyiş sürüyor Dilara Gönder. Şöyle ateşler yakılmış durumda. Hem AFAD ekipleri hem de vatandaşlar, yakınlarını bekleyen vatandaşlar burada. Ya millet şey ya, çekmeyin kardeşim ya. Onların da umutlu bekleyişi sürüyor bir yandan. İşte şu anda yukarıda halat aşağıya indirildi. Biz buradan göremiyoruz ama az sonra bir kişinin daha kurtarıldığı haberi gelecek. Belki bu yayının sonuna kadar tekrar gelebilir. Hatay civarında 520 kişi şu ana kadar resmi kayıtlara göre hayatını kaybetmişti Dilara Gönder. 1200'den fazla evde yıkık vaziyette ve o evlerdeki enkazlardaki canların kurtarılma çalışmaları da devam ediyor diyelim. Sözü tekrar stüdyoya size bırakalım. Evet, İskenderun'daki son bilgileri aldık. 100 binanın neredeyse yıkıldığını bize belirtti Emre Kol. Aynı zamanda İskenderun'da şu anda limanda da bir yangın var değerli izleyenler.